Evet, 2024'te 10'uncuya başlayacağız. 1998'de ilk denemen ölümcül kimlikleri yazdın. Bu ilk çığlığımdı dedin. 10 yıl sonra 2009'da çivisi çıkmış dünya geldi. Daha da karamsardın. Yine 10 yıl sonra 2019'da uygarlıkların batışı dedin. O zaman da karamsardım bence. Ama bu yeni kitabın Yolunu Kaybedenler labirentinde bir şeyler de öneriyorsun. O günden bugüne dünya daha iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Tu vois un grand danger pour le monde. Açıkçası kötümser ve iyimser olarak tanımlamam bunları. Şüphesiz dünyanın kat ettiği yoldan, gelişiminden çok endişeliyim. 25 yıl önce de endişeliydim ama bugün 25 yıl sonra daha da endişeliyim. Ama umutsuz değilim. Çözümler olduğunu düşünüyorum. Bugünün dünyasının olumlu yönleri olduğunu da düşünüyorum. Bir an gelecek ve insanlık aklı sağduyuyu tekrar bulacak ve bugün içinde bulunduğu labirentten çıkacak. Du labyrinthe où elle se trouve aujourd'hui enfermée. Ki bu labirentte yolunu kaybedenler, şaşıranlar kimler? Nous sommes tous égarés dans ce labyrinthe. Hepimiz bu labirentin içinde kaybolmuşuz. Labirentten bahsediyorum çünkü dünya çok karmaşık, çözülmesi zor bir hal aldı. Labirent fikri bu bakış açısından kaynaklandı. Hepimiz kaybolmuşuz bu labirentte. Yolumuzu bulmakta güçlük yaşıyoruz. İnsanlık son yıllarda bilimsel, teknolojik, maddi anlamda muazzam gelişmeler kaydetti. Ama gerçekte bu ilerlemeyi nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Ciddi bir ilerleme kaydettik ve her geçen gün daha da hızlı gidiyoruz. Ben bugünün dünyasını her an daha da hızlanan ama sürücüsü olmayan bir arabaya benzetiyorum. Dolayısıyla nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Gerçekten kaybolmuş, şaşırmış durumdayız. Bu kitapta yapmak istediğim de bu noktaya nasıl geldiğimizi ve labirentten çıkış için nasıl bir yol bulmamız gerektiğini anlamak. Bunun için bugünün dünyası ve bazı simgesel ülkelerin deneyimleri üzerine düşündüm. Trouver un chemin de sortie hors du labyrinthe. Il y a trois civilisations, on peut dire, dans ton livre. Le Japon, la Chine et la Russie. Kitapta üç medeniyet var. Japonya, Çin ve Rusya. Bu üç medeniyet de geçmişte Batı'ya karşı galip gelmiş medeniyetler. Batı dediğimiz de çoğunlukla Amerika. Bu üç medeniyetin tecrübesinden yola çıkarak Doğu ve Batı arasındaki ikilemi ortadan kaldırmak için ne yapmalıyız? Cette dichotomie entre l'Occident et l'Orient. Mon sentiment profond, c'est que temel düşüncem şu. Batı bugün çok derin bir kriz içerisinde ama onun karşısında Batı modelinin yerini alabilecek inandırıcı, çekici başka bir model de yok. Yani dünyanın örgütlenmesinin işlemediği ama yeni bir örgütlenme yolunun da bulunmadığı bir aşamadayız. Uzun ya da kısa sürebilecek bu ara dönemde, ki uzun süreceği anlaşılıyor, endişe duyulacak her türlü şey yaşanıyor. Hiçbir ciddi dayanışma yok bugünün dünyasında. Krizleri çözmeyi, herhangi bir savaşı durdurmayı bilmiyoruz. Trajediler katlanarak artıyor. Belki bir an gelecek ve dünya başka türlü şekillenecek. Ama bugün dünya büyük bir batış içinde olduğu izlenimi veriyor. Bu dünyada birlikte yaşayamayacakmışız gibi görünüyor. Son iki yılda biri Rusya-Ukrayna, diğeri İsrail'in Gazze katliamı olmak üzere büyük trajedi yaşadık. Bunlar korkunç gerçekler. Bizim bunları yaşamamızın temel sebebi ne? Dikotomi de ces guerres, d'après toi. On peut pas dire qu'il y ait une cause unique, mais tek bir sebepten bahsedemeyiz elbette. Şüphesiz, biraz önce de söylediğim gibi, sorunları çözmeyi bilmiyoruz. Yakın Doğu'da veya Avrupa'da yaşanan bu çatışmaların çıkmasına neden olan sorunlar, onlarca yıldır sürüyor ve bugüne kadar bunlara çoktan çözüm bulmuş olmalıydık. Mevcut bütün parçaların onurlu biçimde yaşamasını sağlayacak bir çözüm bulmuş olmalıydık. Çatışmalar hiçbir zaman çözümsüz değildir. Sadece günümüz dünyası bunları çözmeyi bilmiyor. Dolayısıyla yeni bir uluslararası meşruiyete ihtiyacımız var. Teorik olarak Birleşmiş Milletler nezdinde sembolize edilen bir uluslararası meşruiyet var ama o da felç olmuş durumda. Une légalité qui est symbolisée par les Nations Unies, mais elle est paralysée. Bugün hiçbir işlevi kalmadı. On a des puissances. Çatışmalarda rol oynayan ama saygıdeğer bir aracı olmak için hiçbir ahlaki inandırıcılığı kalmamış güçler var. Dolayısıyla tamamen yolunu kaybetmiş bir dünyadayız. Dünyayı yeniden düşünmeye, onu yeniden örgütlemeye ihtiyacımız var. Bunu yakın zamanda yapacağız gibi görünmüyor. Kitabımda anlatmaya çalıştığım bu.
C'est un peu ce que je cherche à dire dans mon livre. Et dans les trois exemples, la Chine, le Japon et la Russie. Kitabında üç örnek medeniyet var: Japonya, Rusya ve Çin. Bu örneklerde de görülüyor ki ne zaman bir ulus veya medeniyet büyümeye başlasa hemen dünyada bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaptığı buydu. Gerçek sorun bu mu? Ayrıca sadece ulusların değil, özünde insanların da aynen bunu yaptıklarını görüyoruz. Bir miktar güce ulaştıklarında veya bir koltuk sahibi olduklarında nasıl denir? Evet, kibirli oluyorlar. Evet, uluslar zafere ulaşacaklarını düşündükleri andan itibaren kibre meylediyor. Japonya örneğini ele alalım. Gerçek bir mucize yaratmış bir ülke Japonya. İlk mucize Meiji'ler döneminde. İçine kapalı ve gelişmemiş Japonya'yı büyük bir güç haline getirdiler. Daha sonra bahsettiğimiz kibirli dönem geldi ve bu kibir o ülkeyi saçma savaşların içine soktu. Çin'i fethetmeye, Amerika'ya kafa tutmaya, Pasifik ve Asya'yı ele geçirmeye çalıştılar. Göz alıcı bir kalkınma gerçekleştirmiş bu ülkenin birdenbire kibre kapıldığını gördük. Sovyet Rusya'nın insanın insanı sömürmediği, bütün halkların sömürgelikten özgürleştiği bir dünya projesi vardı. Bu rüya dünyada büyük coşku uyandırmıştı. Ama Sovyet sistemi çok kısa sürede sertleşti. Sovyetler Birliği sonuncusu Afganistan'da olmak üzere saçma maceralara girişti. Ve son çok kısa sürede geldi. Aynı zamanda kendi halkını da ezdi. Kesinlikle. Sonra Amerika Birleşik Devletleri müthiş bir çıkış kaydetti. 20. yüzyılın sonunda Soğuk Savaş'tan sonra dünyadaki tek süper güç haline geldiler. O dönemde dünyada bir denge unsuru, babacan bir güç gibi davranmaları gerekiyordu. Ama tersine dünyadaki pek çok ülkenin düşmanlığını üzerine çeken bir ülke oldular. Kendi güçlerinin gerektirdiği olgunluğu sergilemediler. Bugün bütün saygınlıklarını yitirmiş durumdalar. Siyasi sistemleri de köhnemiş durumda. Sonuçta hiçbiri kibrinden kurtulamadı. Kibir, milletleri olduğu kadar insanları da ele geçiriyor. Büyük güce, koltuğa veya paraya ulaşan kim olursa olsun hemen burnu kalkıyor. Kibir eğilimine direnmek için çok fazla sağduyu, akıl ve bilgelik gerekiyor. Eski Yunan'da bir söz var: tanrılar yok etmek istediklerine kibir verirmiş. Evet, yok etmek istediklerine. Şurası kesin ki çoğunlukla mutlu olmak için her şeyi olan insanlar kibir abidesine dönüşür ve kendinden son derece emin bir havaya bürünürler. Ama sonunda mutlaka bir delilik yaparlar ve çoğunlukla da kendilerini yok ederler. İsim vermeyeceğim ama günümüz dünyasının süper zenginlerine bakın. Mutlu yaşamak ve çevrelerindeki herkesi de mutlu etmek için 10 milyarlarca doları olan bu insanların tamamen akıl dışı davranabildiklerini görüyoruz. Mesela Elon Musk. Sen isim vermiyorsun ama. Evet, ben isim vermeyeyim. Ama istediğiniz ismi buraya koyabilirsiniz. Bu bağlamda Çin'in farklı bir konumu var herhalde. Çünkü büyük Çin'in kurucu babaları, mesela Deng Xiaoping, büyürken çok öne çıkmak, göze batmak istemiyor. Düşmanca bakışları üzerlerine çekmemek için. Biraz önce Japonya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sayarken Çin'in adını zikretmedim. Özel bir sebebi var bunun. Kibirden uzak durdukları için değil. Çünkü Çin bugün yeniden yükselişinin başında. Dünyanın birinci süper gücü olma isteği ve ihtirası var. Bu noktada farklı işaretler görüyoruz. Hem yeni bir kibrin başladığını gösteren hem de Deng Xiaoping'in yaklaşımına uygun, Çin'in Konfüçyüsçü kültürüne dayanan, bunun tersini söyleyen bir eğilim var. Deng Xiaoping ölmeden önce yazılı bir vasiyet bıraktı.